Türkiye'de seçim yapılacaktır. Parti liderliği, başbakanlık, ana muhalefet liderliği, darbeler, siyasi yasaklar ve nihayet Çankaya Köşkü'nde görev. 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel 35 yıllık siyasi hayatına çok şey sığdırdı. Türkiye'nin yaşadığı acı tatlı olaylara tanık oldu. Kendi deyimiyle 6 kere gitti, 7 kere geldi. Buralara gelinir, buralardan gidilir. Ben buna alışık bir adamım. Ben buraya yedi defa geldim. Bu yedincisidir. Asıl mesleği inşaat mühendisi olan Demirel, Türk siyasi tarihinin sembol isimlerindendi. Fötür şapkası, kedine has üslubu onu diğer siyasilerden ayırdı. İlk siyasi deneyimi 1962 yılında Adalet Partisi ile oldu. Ankara'da meydana gelen olaylar sırasında Adalet Partisi Genel Merkezi'nin saldırıya uğraması üzerine aktif siyasetten bir süreliğini çekildi. 1965'te yeniden döndü siyasete Süleyman Demirel. Adalet Partisi'nin Isparta Milletvekili olarak ilk kez meclise girdi. Ve aynı yıl Türkiye Cumhuriyeti'nin 30. hükümetini kurup 41 yaşında Türkiye'nin 12. Başbakanı oldu. Diğer taraftan iktisadi ve sosyal kalkınmamızı demokratik plan çerçevesinde yürütmek... Demirel'in 6 yıllık başbakanlığı döneminde Boğaziçi Köprüsü, Ereğli Demirçelik İşletmeleri ve Keban Barışı gibi büyük yatırımlara imza atıldı. Bu dönemde Türkiye'de enflasyon %5, kalkınma hızı %7 idi. Rakamlar Japonya'dan sonra petrol ülkeleri dışında dünyanın ikinci yüksek kalkınma hızını gösteriyordu. Demirel'in ilk siyasi tecrübesi çok da rahat geçmedi. 4 yıllık iktidarlık döneminde Türkiye 68 öğrenci olayıyla adeta sarsıldı. 2 yıllık ikinci dönemde ise 12 Mart muhtırasıyla askeri darbe yapıldı. Demirel istifa etti. İki yıllık aranın ardından 1973'te Adalet, Milli Selamet, Milliyetçi Hareket ve Cumhuriyetçi Güven Partisi koalisyonunda yeniden başbakan oldu. Fakat Türkiye'de siyasi hat gergindi. Çekişmeler ve iktidar olma savaşı günden güne kızışıyordu. Takvimler 1978'i gösterdiğinde milliyetçi cephe düştü. Ecevit tek başına iktidar oldu. Fakat beklenenden kısa sürdü. Anarşik olaylar ve enflasyonun artması Ecevit iktidarının halk nezdinde güvenini kaybetmesine neden oldu. Bir yıl sonra ise 4. Demirel dönemi yeniden başladı. 1971 muhtırası ve 1980 darbe dönemleri arasında 3 defa koalisyon hükümeti kurdu Demirel. Bir süre tutuklu kaldı. 1987 yılına kadar 7 sene yasaklı olarak siyasetin dışındaydı. Tarihler 6 Eylül 1987'yi gösterdiğinde yapılan halk oylamasıyla siyasi yasağı bitti. 24 Eylül'de de Doğru Yol Partisi genel başkanı oldu. 7 yıl sonra yeniden meclisteydi Süleyman Demirel. 20 Ekim 1991 seçimlerinde DYP e. ile Sosyal Demokrat Halkçı Parti'nin bir araya gelerek koalisyon kurduğu 49. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nde başbakan olarak görev aldı. Demirel'in siyasetinde son durak Çankaya Köşkü oldu. 16 Mayıs 1993'te meclis tarafından 9. Cumhurbaşkanı seçildi. 7 yıllık görevinin ardından makamını Ahmet Necdet Sezer'e bıraktı. Süleyman Demirel Cumhurbaşkanlığı görevini tamamladıktan sonra aktif siyaseti bıraktı.